Pazar Bey, Miran sana bir şey dedi mi? Yok işte, bekleyin geliyoruz baba, bir haberimiz var dedi. Ne dedi? Yiyeceğim. Hayırlı haberler alacağız inşallah. He. Oğlum niye bana haber vermediniz ha? Niye söylemediniz bana? Ya ben kızımın böyle gebeliğinin bir sorunlu olduğunu bilseydim, dünyanın öbür ucunda da olsa çaresi bulur getirirdim. Öyle baba, öyle de Reyyan istemedi. Dedem üzülmesin dedi. Allah'ım açmıyor Pazar Bey. Delireceğim. Ya, Allah Allah. Nerede de kaldılar? Gelecekler. Hayırlı haberler alacağız inşallah. Merak etme Zehra. İnşallah. Şadoğulları. Oğlum nerede kaldınız siz ya? Bir sabahtan beri öldük merakla. Ne diyeceksin sen? De bakalım. Reyyan, annem iyi misin? İyiyim anne. Merak etme. Söyleyecek zaten şimdi Miran. E hadi kızım. Söyleyin bir an evvel. Ha, meraktan öleceğiz. Tamam dedim. Söylüyorum. Turan Hoca aradı. Reyyan için konuştum doktor. Yeni bir tedaviye başlıyoruz. Yani? Yani? Torununu kızınla büyüteceksin inşallah Zerra Hanım. Allah'ım çok şükür, mucize oldu. Çok şükür. Oğlum sen nasıl bir haber verdin ya bize? Dünyaları bağışladın ha. Kızım. Acaba sabahın köründe siz neye seviniyorsunuz bu kadar? Salak. Cihan. Sen kendi kendine mi konuşuyorsun? He, konuşuyorum ondan. Sakıncası mı var? Senin de iyice sinirlerin bozuldu ha. Ya ben anlamıyorum. Esas senin sinirlerin nasıl bozulmuyor? Bunlar bize etmediğini bırakmadı. Oğlumuzun aklına girip bizden kopardılar. Benim ne Reyyan'ı zehirlemediğim kaldı, ne vakfı yakmadığım kaldı. Yetmedi, şimdi bir de aşağı geçmişler gülüyorlar. O abimle babama da aşk olsun ha. Azize Kayseri'yle Miran'ın ettiklerini ne de güzel unuttular. Bak Allah aşkına, bak şunlara ya. Ya ben de buna deliriyorum zaten. Baksana hiçbir şey yaşanmamış gibi aile oldular. Alo Yaren. Hayırdır kızım, bu saatte uyanır mıydın sen? Gülün siz gülün. Ben göstereceğim. Cihan. Cihan nereye? Bana bak, o yan eve falan yürüyorsan. Fabrikaya. Ne yapacaksın fabrikada? Hayırlı işler. Hayırlı işler canım, hayırlı işler. Yok kızım, buradayım buradayım. Babanı yolcu ettim de. Ne var ne yok, iyi misin sen? O Füsun cadısı sana eziyet ediyor mu? O zor biraz artık. O niye? Yani ben anne... Evimde gayet güvendeyim demek. Evinde mi? Kızım sen benden dalga mı geçiyorsun? O cadının kulesi nereden senin evin oluyorum? Şurayı yaptıklarını unutuyorsun herhalde. Karnındaki Sabiye kıyan oğlunun katiline neler etmez kız? Vallahi bana hiçbir şey yapamaz. Birincisi ben karnımda onun torununu taşıyorum. İkincisi de... İkincisi ne? Fırat Aslan Bey yanımdayken Füsun benim kılıma bile dokunamaz. Yaren, Yaren seni öldürürüm. Seni parça pinçik ederim. Sen bu gebe haline el alemin evladı anlarını... Ya anne. Ben öyle bir şey mi dedim? Fırat sağ olsun bana sahip çıkıyor diyorum, beni koruyor. Demek istediğim de buydu. Yaren, senin koruyanın da sahip çıkanın da babandır kızım. Oğlanın zamanında sende gözü vardı. Uzak duracaksın. Başını daha fazla belaya sokmayacaksın. Anladın mı beni? Ha, ne anladım anladım. İyi inşallah anladın. Haydi hayırlarla. Sağ ol canım. Akıl hastası. Yok ya. Ayhan'dan sen neler düşünürsün, öyle olmaz. Mümkün değil ya, Allah korusun. Ama Yaren bu. Yok Yaren de olsa mümkün değil. Ay ben de kendi kendime konuşayım. Ay Yaren, ah! Ben? Sen demedin bir şey. Sevinmedin mi pek haberi? O nasıl daha böyle oğlum, olur mu öyle şey hiç? Ben şaşkınlıktan böyle sevinçten dona kaldım. Sevindim. Ha? Halamız da haberi almış belli ki. Yüzü gülüyor.
Nöbetten çıkarken Turan Hoca aradı, koşa koşa geldim. Ya kusura bakma, biz öyle heyecandan vallahi haber veremedik sana. Azra kızım, sen anlat, bu işin doğrusu nedir? Bunlar mucize diyorlar, müjde diyorlar, başka bir şey söylemiyorlar. Reyyan da Umut da kurtulacak mı? Nasıl, sağlıklarına kavuşacaklar mı? Tam olarak öyle diyemeyiz ama bir ihtimal var diyelim. Bir risk varsa biz niye sevmiyoruz? Anne, biz inanıyoruz çünkü. Bugün ben Umut'tan vazgeçmek zorunda kaldım. O masaya yattım. Ama yapamadım annem. Yapamadım, vazgeçemedim. Bunu anladığımda, ondan hiçbir şekilde vazgeçemeyeceğimi anladığımda bile bir ümit yoktu. Ama yine de yapamadım. Niye biliyor musun? Çünkü hep hissettim bir mucize olacak diye. Oğlumla ikimiz de bu işten sağ çıkacağız diye hissettim. Sonra Miran geldi, bana o mucizeyi getirdi. İhtimalimiz var annem. Hiç yoktu. Şimdi var. Az şey mi bu? Reyyan'ın hakkı var Zehra Ana. Umut sağlıkla gelecek. Ve onu annesi büyütecek. Biz inanıyoruz. Siz de inanın. Tabii oğlum. Tabii ki inanıyoruz. Hepimiz inanıyoruz biz. Siz ne zaman gideceksiniz İstanbul'a? De bakayım. Yarın için sözleştik Turan Hoca'yla. Yarın. Niye arıyorsun beni? Güneş, seninle konuşmam lazım dedim. Ben de sana beni arama dedim. Sen annene karşı mı geliyorsun? Ya sen şaka mısın ya? Bir de bana annelik hakkın varmış gibi mi konuşacaksın? Güneş, bak kızım. Azra. Azra Füsun Hanım. Benim adım Azra. Senin adın Güneş. Adını ben koydum. Annen. Çabuk oradan çıkıp geliyorsun. Ha gelmiyorsun. Gelip ben seni almasını bilirim. Sen beni tehdit edemezsin, anladın mı? Ayrıca gelmeyeceğim yanına. Neden biliyor musun? Çünkü senin dediğin hiçbir şeyi duymak, görmek, bilmek istemiyorum. Hadi kızım, sen biraz dinlen ha. Hadi. Tamam dedem, sağ olun geldiğiniz için. İyi olacak her şey, merak etme, iyi olacak. Olacak. Pazar Bey, ben biraz Reyyan'la kolay gideceğim. Oğlum hadi sen de kalk. Ben de sizi yolculuyum. Hadi. Hadi bakalım. Azra, ne oldu kızım? Bir şeye canın falan mı sıkkın? Neyin var? Yok bir şey. Dizimiz hakkında merak ettiklerinizi Hercai'nin YouTube sayfasından da takip edebilirsiniz.